Allahu Rabbi Subhanahu Mevlam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Yaşasın vücudumuz, kuvvet olsun. Ruhaniyetimiz kuvvetlensin. Esselamu aleykum. Ey yavrumun şahverdan. Hoş geldiniz. Şah-ı Merdan'ın mübarek meclisine kadın ve erkek dinleyiniz. Merhaban. Ey Şah-ı Merdan, merhaban. Bize genişlik olsun. Meclisimiz hoş meclis olsun, mübarek meclis olsun. Temiz meclis olsun. Buyurun, ey yaran Şah-ı Merdan, maşallah, kan, emalem yeşalem yakun. Allahu Allah, Allahu Rabbi, Allahu Allah, Allahu Rabbi Celle ve Ala. Subhanahu ve Teala. Abdun da'if, gavvi da'fena, diri da'f. Meclisimiz, Yaran Şah-ı Merdan, ne güzel söz, açılıyor insan, seviniyor insan. Ne için Rabbimiz Celle ve Ala'yı zikrediyoruz? Yerlerin göklerin mülkü kendisinin olan Rabbul İzzet'in azametinin, heybetinin, şerefinin, Enbiyalar Sultanı'na giydirdiğinden onun ümmetlerine de giydirir. Giyelim. Şükredelim Mevlamıza. Bizim şükrümüz ne ki? Bizim şükrümüz ve kalilun min ibadiyeşşekur. Cenab-ı Rabbul İzzet bizi yarattı. Hel min hâlekin gayrullah. Allah'tan başka yaratan var mıdır? Haşa, kimse yok. Ve huvel hallâkul azîm. Hallâkul azîm, Cenab-ı Hak birdir. Yaratan odur. Buna tazim, onu temsil, tesbih ve temcid edelim. Kuvvet bulalım. İlahi saltanatta ismimiz yazılsın. Ey Rabbimiz bizi affeyle. Biz yaran Şah-ı Merdan'ız. Şah-ı Merdan, senin huzurunda, Habibin huzurunda arslandır. Onun meclisine bizim ismimiz de yazılsın. Onun yaranından, ahbaplarından olalım.
المرء مع من أحب. İşte sevdiğiyle beraberdir. Aslanla ahbaplık yapan aslan olur. Sıçan, fare derler. Onunla ahbaplık yapan, efendim, sıçan gibi olur. Sıçanın şeyi yok, itibarı yok. Elhamdülillah. وَشُكْرُ لِلّٰهِ لَا حَدْ وَلَا مِعَدْ. Allah'ımıza şükürler olsun. Hoş geldiniz. Ey yaran Şah-ı Merdan. Mağrib'den başlıkta onun yaranı vardır. Ahbapları vardır. Ahbapları var. Şükür Mevla'ya, bugüne yetiştirdin. Ecebi Şehrullah'ın son gününe bugün. Bu gece Şaban-ı Azam'ın alemleri şereflendireceği mübarek aydır. Şaban-ı Azam. Ki Efendimiz'den kendisine nispet olunan Şaban-ı Şehri dedi. Şaban benim ayımdır. Subhanallah, Subhanallah. Zafiyet kalmaz. Kalsın diye söylemiyorum. Nur. Haşa. Şah-ı Merdan'ın yaranı hasta olmaz. Miskin olmaz. Zayıf olmaz. Şerefsiz olmaz. Sevgisiz olmaz. Yaran Şah-ı Merdan'ın ahbapları hepsi sevgi yüklüdür. Kendimize göre karıncacığın taşıyacağı bir çöptür. Onunla ferah bulur alır gider. Biz yaran-ı Şah-ı Merdan'ız. O arslandır. Onun sofrası sultan sofrasıdır. Diyelim ey Şah-ı Merdan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, Ekber. Allahu Ekber, Ekber. Allahu Rabbi mali şeyva'uhu. Allahu Allah. Allahu Rabbi. Allahu Allah mali şeyva'uhu. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Şükürler olsun. Şah-ı Merdan buyuruyor bize, kuvvet aşağıyor, şeref libası giydiriyor, edep öğretiyor. Ne için? Rabbuna Rabbul melaiketi ve ruh ve le celaluhu. Bizi davetçi olaraktan kendisi sultan sofrasına bizi davet ediyor.
Şahı Mevlan bizi çağırıyor. Ey yaram Şahı Mevlan, dinleyiniz, isma'u ve'u, dinleyiniz ve muhafaza edin. Söylemeyi uyuma. Uyumaya gelmedik dünyada. Ey canı canan, sevdiğini insan, o muhabbetle uyumaz. Ey canı canan, ey Rabbul İzzetel Azameti vel Cebelut, ki Habibine giydirdin senin azamet libasından, senin şeref libasından giydirdin Habibine, onu ara. Sevgini oraya ver, oradan sevgi al. Ticaretimiz nedir dünyada? Sevgi alışverişi. Ne aldın, ne verdin? Her şey çarşıya gitti onu. Bu haşakum, hayvan sınıfının işidir. Nereye gittin? Çarşıya gittin. Ne aldın? Yemeyecek aldın. Başka ne aldın? Efendim, elbise melbise aldın. Bu alışveriş. 10 para etmeye alışveriş. Açılalım. Rabbimiz dedik sonra. Rabbin Allah, Haşmin Allah dedik sonra açılalım. Ey Şah-ı Merdan, mübarek kademi saadetiyle dokunsan dünya küresi top gibi bir taraftan bir tarafa gider. Manevi güç. Manevi güç ara. Maneviyat ara. Daha bir başka tertiple. Maneviyat ara. Dolaştık çarşıyı. Ne aldın? İstediğimi bulamadım der. Ne istedin? İsterdim inci elmas. Nereye gittin? Mandabolia'ya. Suk Hudar'a gittim. Ve şey çarşısında, belediye pazarında sen elmas, altın, cevher alarak senin aklında şüphe var. Ne? Elmas istersin, inci istersin, cevahır istersin, sonra nerede dolar? Mandabolia. Belediye pazarında, sana belediye pazarında insan elmas, inci arar mı be? Dünyaya geldin, dünya bir pazardır, bir alışveriş için gönderdiler buraya bizi.
ne alışveriş yapacağız, bileceksin, bilemiyor. Uyur ey Şah-ı Mervan. Yaranın sana hayran. Ey Şah-ı Mervan. Lahizuna. Bizi mülahaza buyurun. İşte bu insanların hali şimdi bu. Belediye pazarında elmas ve inci arar herif. Böyle gel götüreyim seni. Nereye götürür? Eşeklerin ahırına. İstediğin var burada. Saman istersin, saman var. Arpa istersin, arpa var. Bana bu saman o kadar elverişli değildir. Neden bellisin? Eşekle müran konuşuyor şimdi. Ne için diyor? Saman yediğinde sesim o kadar çıkmaz. Arpa yediğinde bir çağırırım ben. Eşekliğimi ilan ederim. O zaman anlarım ki yediğin tamamdır. Böyle seni yaratan haşa minel eşekliği ve angrasını diye mi yarattı? İnsanlar hepsi şimdi aşakum merkepler gibi angırmak ister. Yüzün gözün soluktur. Ey der. Azacıktır yediğimiz. Onun için sesim çıkamıyor. Ya. Ziyade kılın buna arpayı. Arpayı yediği vakitinde çağırdığında aslan bile ürkmüş. Aslan dağda bakmış ki bir savut geliyor. Bir ses geliyor. Gidip bakayım diyor. Nedir bu ses? Aramış bakmış ki bir merkep, bir eşek kulaklarını dikmiş. Efendim bir angırma angırır ki dağdaşı iletiyor. Geliyormuş aslan. Bu demiş, demişim bakın. Ya bunun demişler. Arpası çok geldi. Çok saman arpa yedi de onun için kendini tutamıyor. Çağırıyor. Buyur ey Şah-ı Merdan. Buyur. İnsanların arpası çok geldiğinde bağırmaya başlıyorlar. Az buldu vakna sesi çıkmaz. Ama arpa zaman bulursa ne bağırma bağır. Ben şuyum, ben buyum. Rus'un kralı diyor, benim diyor. Bağırıyor. Sen kaç ayaklısın? İki ayaklı. Ziyadeliğin nedir? Kuyruğun da yok. Eşeğin çoğunca kuyruğu var. Rus böyle söyler. Amerikan der yok. Sen öyle çağırırsan sen saman yersin kaça. Bak benim sautuma, benim kuvvetime bak. Ben angırayım da göresin ey Rus eşeği. Amerikan bağırdığı vakitinde ortalık kaynayıp duruyor.
আসল এসব এ মাসুর ঘর আর পাশে সব গেল ইনসান হাজরাছে ইনসানদের হাইওয়ান দেয়ের এসে দেয় ইয়ারা থান মারেন এই সেরা বিসিদের ওরা জিওর মানুষ একটা গাড়ি না ইনসান এসবই মখলুক তুল দেয় ওই ওরা সাহ মারবান সেরা Yeryüzündeki en şerefli mahluk kimdir? İnsandır. Yaz kitapta evvela bunu. Peki, bunun efendim yediğine bunların sesi çok çıkıyor. Merkepler saman çok geldiğinde çok bağırıyorlar. Ne bağırıyorsun be? Ne hakkın var senin bağırmaya? Ey Şah-ı Merdan buyur söyle. Şah-ı Merdan der ki bu sesi çok çıkan arpası çok geldi de onun için. Arpayı bol buldu, meydanı da geniş buldu, çağırıyor ben benim, ne yapıyorsun sen sen? Sen de insansın, ben de insanım. Afrika'daki insanın boyası siyahtır diyerek ben çıkaramam. Sıbgatullah, Allah'ın her insana verdiği bir güzellik vardır. Meşhur söz Şah-ı Merdan'dan bu da. Ne diyor? Yaratılanı hoş gör. Yaratandan ötürü. Kim yarattı bunu? Hoş gör. Bunu yaratan böyle irade etmiş. Hakaret etme. Aşağı görme. Hayvanı bile aşağı görmeyeceksin. Çünkü yaratan vardır. İnsanı iki paralık etti. Bu 21. asrın insan diye gezen vahşileri. İnsan Hazreti insandır. Buyur ey Şah-ı Merdan. Söylediğin söz 400 dirhemlik hak sözü. Ver. Ölçüne İslam'da doktor değişmeyen İslam'ın yüce kanunu altı kulli bi hakkın hakka her mahlukun hakkını ver diyor. Karıncayı bile basamazsın sen. Karınca davacılık yapar senden. Bu böyle ezdi diyerekten. Hakkın yok. Onu yaratan karınca yaratmış. Karışma. Altı kulli hakkın hakka. Her şeyin hakkı vardır, hakkını ver. Horozlanma. Ben benim demem. Seni de
alemleri de yaratan Cenab-ı Hak'tır. Azamet sahibi böyle yaratmış. Dikkat et. Dikkat et. Hadi kulli zî hakkın hakkı. Bütün bu kalabalık ne için doktor? Ellerinde mizan kalmadı. İnsanların, herkesin hakkını veremiyor. Zanneder ki hak sahibi yalnız benim. Haklı olan benim. Her şey benimdir. Benden ötesi nereye isterse gitsin. Değiştireceğiz bu aklı mı? İnsanlar kurtulmak isterlerse. Allah izin vermedi Celle ve Ala. Buyur ey Şah-ı Merdan. Benim yarattığım şerefli insanı ateşten yakasınız. Toplan tüfek ile ezip öldüresiniz. İzin verdi mi Allah? Böyle taktığını yapmışsa bu. Allah'ın emri birbirinizi öldürmeyin. Kur'an-ı Azimüşşan'da beyanı bu. İncil, Tevrat, Zebur'da da emir budur. Birbirinizi öldürmeyin. Öldürecek olsaydı ben yarattım, ben onları öldürüp bitirirdim. Lakin sizi yarattım ki sizin bir şerefiniz var. İnsanın şerefi nedir? Nasıl sen şeref olursun? Her mahlukun hakkını verdiğinde şereflisin. Hakkını vermediğinde şerefsizsin. Bu zamanın kalabalık milletleri bir sürü demirden, bilmem neden aletler yapıyor. Diyor ki yakarım. Ya böyle oldun sen demek. Sen de bir tek fertsin. Yani elindeki demir yükünden dolayı sen, seni yaratanın kullarını öldürmeye hakkın yoktur. Demokrasi diyor. Ve demokrasi ne bilirsiniz ki? Demos şeytandır. Rum lisanında. Demokrasi hükümet. Yani demokrasi dediğinde deliler saltanatı demektir. Şeytanlar saltanatı demek. Neredesin be ulemalar? Araştırsanız demokrasi nedir? Millete söylesiniz. İslam'da sultan var. Saltanat var. Deliler saltanatı yoktur. Şimdi bütün milletten o da demokrasi. Demos, Rumca kelime deli. Zır deli. Şeytan, ifrit manasına gelir. Yani ifritlerin idare ettiği insanlar demek. Milleti koşturtuyorlar arkasına. Dinle ey Türk'ün başı. Dinle ey Arapların başı. Dinle ey insanlar. İfritlerin saltanatı
Demokrasi dediğinde odur manası. Kitaba bak, deftere bak. Allah sana şerefli şeriatını gönderdi. Gökyüzünden emin. Şeriat en şereflidir. Siz dört ayağınızdan tepiyorsunuz. İstiyorsunuz ki biz yapalım. Sen gözüne bulaştırırsın yaptığını. Allah sonra der, terbiye edeceğim. Terbiye edeceğim. Ben elime sopa almam der. Melaike de göndermem. Bu Samanyeci sınıfının avantajlar sınıfını birbirine musallat edeceğim. Birbirlerini yesinler. Bunu bize söyletiyorlar ki gökyüzünde denen Allah'ın kanunu dururken ne diyor Erdoğan Bey'i Cengiz kanun yapar. Sen kanun yapmaya sana kim izin verdi? O bir başka sersemler çıkıyor. Onlar da diyor yok. Biz kanun yaparız. Senin yaptığın kanunu git abdesthanede yap be. Bu yaşımda beni şaşkın ediyorlar. İnsanın yapacağı anayasa bu bayasayı gitsin abdesthanede yapsın. Allah-u Zülcelal kullarına gönderdiği kanunu gökyüzünden indirdi. Allah birdir. Siz kullarısınız. Size adaletle emrediyor, merhametle emrediyor, ihsan ile emrediyor, kötülükten sizi men ediyor. Bundan ibaret. Beyin sağ, yeryüzü yılanlarla, çıyanlarla, akraplarla dolacaktır, birbirlerini yiyeceklerdi. Birbirlerini yiyecekler. Bir gemide bir zatın birisi sefer ediyormuş denizde. Bir yere gelmiş. Bakmış ki balıklar birbirlerini yiyorlar. Tacip etmiş. Nasıl? Balıklar birbirlerini yesinler. Deniz bitti mi? Bunları yaratan denizde yarattı. Denizde bu balıklar ekip biçiyor mu? Belediye pazarından öteberi alıp yiyip bir şişmanlıyorlar. Suyun içinde bu hayvanlar. Ne oldu bu hayvanlara ki böyle birbirlerini yiyorlar? Arif olan bir zat demiş ki, Arif, akıllı kimse, gökyüzünün emrini tutan kimse, demiş ki yok. Bu gemiden denize bir şeytan
sıfatlı insan denize tükürdü. Denizi pis etti. Hayvanlar birbirlerini yiyor. İşte şimdiki alem böyle olmuş. Pislik doldurmuşlar dünyayı. Allah'ın ilk emri temiz olunuz. Birbirinizi gayrınız. Allah'a kulluk yapınız. Şeref sizindir. Değilse birbirinizi yiyeceksiniz. O denizdeki balıklar birbirlerini yedikleri gibi. Zulümdür o. Zulüm tecrübe zulümat. Zulüm karanlık getirir. İslam her şeyi beyan eder. Zulüm zulmü çeker. Zulümattır, karanlıktır. Karardığı vakitinde insan ne yaptığını bilmez. Zulümden dolayı Ademoğlu şimdi karanlıkta kalmış. Gökyüzünden inen nuru kabul etmemiş. Birbirlerini yiyorlar. Yesinler dedi yukarıdan. Bırak. Bunlar biz kanun yaparız demişler. Adalet yapacak. Bırak yapsınlar. Yaptılar birbirlerini yiyorlar. Şimdi o denizdeki balıklar birbirini yedikleri gibi. Ne oldu demişler. Bir asi kimse tükürdü bu denize. Denizdeki mahluklar şaşırıp kaldı birbirlerini yiyor. Ey Ademoğlu! Ey inananlar! Ey müminler ve İsa peygambere inanan, Musa peygambere inananlar, bu silahları atın. Neyin savaşınıza gökyüzünden ateş yağdıracak. Kahhardır o Allah. Kahreder sizi. Rahat durun. Allah'ın yarattığı şerefli insanı öldürme. Dünya geniştir. Hepsine yetişir. İnne arzî vâsiatun. Feyyâye fâbudûn. Dünya büyük bir dünyadır. Bana kulluk yapınız. Benim için yaşayınız diyor Cenab-ı Rabbul İzze. Yazıklar olsun Rableri için yaşamayan insanlara. Birbirinizi yiyiniz diye emir geldi. Şimdi birbirlerini yiyorlar. Ey Rabbimiz, bizi affeyle. Ey Şah-ı Merdan, yaranınız, hitabınıza hayran. Bize güç verilsin. Gökyüzünün sancağını dikelim, yürüyelim. Zulümden kaçalım. Zulümden kaçmayınca zalimlerin başı ezilecektir. Allah bizi affeylesin. Bu gece Şaban-ı Muazzam'dır. Ne yüklü geldiğini Allah bilir. Sakınalım. Allah'ın emrine dikkat edelim. Değilse değirmenin taşlarının arasında buğday taneleri nasıl öğütülür de
Bunu olur, onu gibi yapacak şimdi. Tövbe ya Rabbi, tövbe sen. Buyur ey Şah-ı Merdan. İfadenize yaranınız hayrandır. Maşallahü kân, malem yeşalem yok. Böyle yapın ki Cenab-ı Allah Celle ve Ala Süleyman Peygamber'e saltanat verdi. Ala Nebiyyine Aleyhisselatü Vesselam. Onun saltanatı gibi yok. O saltanat velizden alır. Çıfırtlara verir. Çingenelere verir. Kurtlara verir. Yılanlara verir. Hepsi sizi ezberci için. Arayın Süleyman Peygamberi. Ki o onun elinde insi cin ona tabiydi. Dilediği kadar altın yükleyip getirirlerdi. Dökerlerdi. Ayağıyla deperdi. Süleyman Peygamber. İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Besmele-i Şerife'yi bayrak yap yürü. Sana kimse bir şey yapamaz. Buyur ey Şah-ı Merdan. Bize gelidir bu heybet diri. Esbabı İslam'ın şerefli esbabını giyelim. Baş açık gezme. Erkek ve kadın. Hududunu bil. Ve insan sizi ısıracak, yiyecek, parçalayacak ve idel vuhuşu huşiret. Kıyamet alameti. Vuhuş. Vahşi sıfatlı mahluklar geliyor. Vahşiler ki tarihte geçmedi bu derecede vahşet onları musallat eder üzerinize birbirinizi yersiniz. O denizde balıklar birbirlerini yiyorlar ki göründü ya onun gibi olursunuz. Ey Rabbul İzzeti ve Azami. Sübhansın Sultansın. Sevdiğin kulum, Şah-ı Merdan'ın hürmetine elleri kımışlı, elleri mızraklı, atlar üzerinde İslam'a hizmet için küfrü yıkmak için gelecek ordulara bakın ey Acem, ey Şiav, ey Alevi. Gökyüzünden geleceğe bakın. Neyse sizi bitirecek, başka türlü ordular gönderecek. Allahu Allah, Allahu Rabbi, Allahu Allah. Allah'u hasbi, hasbunallahu benim elbet. De korkma, buyur ey Şah-ı Merdan. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu zırhı giyelim. Ne hastalık kalır, ne dert kalır. Ne de vuhuşun hücumu sana kalır. Senden ürkmeyecek aslan bile yoktur. İnsan, şerefli insan libasını giyenlerden aslanlar da ürker kaçar. Bil, halinden bil, ey zayıf, ve kuhuli gal insanı daifa.
ضعيف يا رسول الله والخمس والخمس ضعيف ضعيف ezer geçer olamaz gökyüzünde ordu önecek yeryüzünde Allah'ın şeriatını yürütecek istemeyenler tükenecektir uhuşa yem olacaklardır Allah bizi saklasın Allah bizi emri şerifinin dışında bırakmasın Buyur ey Şah-ı Merdan, sözünüz her derde derman. Ey yaran Şah-ı Merdan, sancağınızın altına bizi kabul edin. İsteyin ey Acem, ey Alevi, ey Türk, ey Hind ve Sind ve Çin. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Kimsenin kimseyi öldürmeye hakkı yok. Dinlemezseniz gelip hepsinizi kesecek kavim gelecek. Allahu Allah, Allahu Rabbi, Allahu Allah, Allahu Hasbi de yürü korkma. Fatiha. Herkes hakkını bilse, herkes haddini bilse, dünya cennet olurdu. Lakin bu zamandaki vahşi insan ne hak tanır, ne hukuk tanırlar. Her şeyi bize derler. Bana, keser gibi her şey bana olsun der, yok olamaz. Adalet ilahi, semanın adaleti vardır. Herkesin hakkını da, haddini de bildirecektir. Fatiha.